Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte kale seramiğin teknik analizini yapacağız. Uzunca bir süredir kale seramikle alakalı yayın yapamıyorduk. Daha doğrusu diğer hisse senetlerini de inceleyemiyorduk. Bir bayram tatili vardı, bunu değerlendirdik. Sonra yurt dışı yaz tatilim oldu. Döndükten sonra da biraz rahatsızlandım arkadaşlar. Bundan dolayı videoları aksatmak durumunda kaldık. Kusura bakmayın. Ama en son kale seramikte yapmış olduğumuz yayını izlediğiniz o yayında şunu söyledim. Arkadaşlar, grafiklere göre gitmeyen kale seramiğin piyasa yapıcısı var. Ama bu bölgede 57 TL, bakın, yatayda bir destek noktasıydı. Fiyatlar bunun altına indi. Eğer sizler düşüşte kademeli bir şekilde toplar ve fiyat ortalamanızı 57'nin altına getirebilirseniz, ilk yapacağı tepki hareketinde fiyatların 57 TL'ye kadar gideceğini ve bu bölgeden satış yiyebileceğinden bahsetmiştim. Ve fiyatlarda bakın 57 TL civarına kadar yükseliş oldu. Sonrasında aşağı doğru düşüş tekrardan devam etti arkadaşlar. Bundan sonra kale seramik ne yapması lazım? Ara destek, ara direnç bölgelerimiz nereler? Bunları birlikte anlamaya çalışalım. Yatırım tavsiyesi olmadan birlikte yapacağımız analizlerle birlikte finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkarmaya çalışalım. Bakın, kale seramikte yapmış olduğumuz bir çizim vardı. Bunu kaldırdım. Aynısını birlikte tekrardan çizeceğim. Lütfen eğitim amacıyla dinleyelim. Lütfen öğrenmeye çalışalım. Öğrenin. Benim bilgilerime göre değil, kendi bilgilerinize göre yatırımlarınızı lütfen yönetmeye çalışın. Bu bilgiler son derece önemli ve seminerlerde ücret karşılığında veriliyor. Bakın, TradingView üzerinden çiziyoruz. Logaritmik grafikler şu an karşınızda. Günlük görüntülerdeyiz. Buradaki kutucuğu tıklıyorsunuz. Sizdeki lineer görüntüler olan normal olabilir. Yani bu bölge seçili olabilir. Siz logaritmiyi seçerseniz benim aynı görüntüye sahip olursunuz. Hangi vadede çizeceğinizi buradaki kutucuğa tıklıyorsunuz ve buradan ben günlüğü seçtim. Günlüğe göre seçiyorum. Hangi çizim stilinde yapacağınızı belirlemek adına da buradaki ok işaretine tıklamayla birlikte tren çizgisi, paralel çizgiler şeklinde karşınıza gelecektir. Ben genel itibariyle paralel kanalları kullanıyorum. Bakın, bu bölgede yapmış olduğu bir zirve noktası var. Bu zirve noktasıyla buradaki zirve noktasını kendime referans alıyorum. İki tane tepe ve aşağıda iğneli olarak hareket ettiği şu bölgeyi seçmemle birlikte iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntüsü kendimi oluşturuyorum. Burada benim için önemli olan nokta şu. Bu bir kanal çalışması olduğundan dolayı arkadaşlar, kanalın orta bandı düşüşlerde önemli destek, yükselişlerde de önemli direnç olarak karşımıza gelmiş mi? Bunu belirlemek istiyoruz. O yüzden ben buradaki iğneli düşüş mumunu referans aldığımda, bakın, kanal orta bandının önemli destek olarak çalıştığını 2023 yıllarının Ekim aylarında görüyoruz. Sonrasında 2023'ün Aralık aylarında yine bu bölge önemli bir destek olarak çalışıyor ve sert yükseliş yapıyor. Sonrasında en son yapmış olduğu düşüşte fiyatlar buralara düşmeden döndüğünü görüyoruz. Yani fiyatlarda olası bir düşüş gelmesi halinde kanal orta bandının hedef düşüş bölgesi olduğunu ve bu bölgenin artık alım fırsatı oluşturacağını şahsen düşünüyorum. Yani dip bölgesine yakın bir yerden dönmüşüz. Eğer fiyatlarda tekrardan düşüş gelecekse bir önceki dibin altına fiyatlar gelmeden ekleme yapmamak lazım arkadaşlar. Sabırlı olmak lazım. İki tane ekleme stili var. Ya direnç yukarı yönlü aşılırsa ekleme yaparsın ya da destek bölgesine fiyat gelirse o zaman ekleme yaparsın. Buradaki direnç bölgelerimizi bir belirleyelim. Bakın, şimdi yine çizgiler bölümüne tıkladım. Buradaki yatay çizgiye tıklıyorum. Burada yatayda oluşturmuş olduğu bir tane önemli direnç destek bölgesi var. Bakın, bu bölge 57 TL civarından geçiyor arkadaşlar. Bu bölgeye tıkladığımızda eğer fiyatlarda 57 TL'nin üzerinde bir kapanış olursa önemli bir direnç aşıldığından dolayı o bölgede ekleme yapılabilir. Yani bunun üzerinde birkaç gün kapanış görürsen artık kale seramiğin döndüğünü ve bir yükseliş trendi içerisine girdiğini anlarsın. Bu bölgenin üzerinde kapanış yaparsa ekleme yapabilirsin. Buranın üzerinde kapanış yaparsa bir sonraki bizim yatay direnç bölgemiz, bakın burası arkadaşlar, 69 TL'den geçiyor. Fiyatlar üstündeyken gördüğünüz gibi önemli destek bölgesi olarak çalışıyor. Buralarda güzel destek çalıştı. Dolayısıyla 57 TL'nin üzerinde fiyatlar kalabilirse 69 TL'ye gider. 69 TL'nin üzerinde de buradaki yatay direnç bölgesine kadar fiyatların gelmesi beklenti dahilinde olur. O da 85 TL. Daha önce de fiyatlar
civarda 85 TL'ye gelmeyle birlikte yayın yapmıştık. İyi hatırlayın, 27 Şubat tarihli yayına baktığınızda şunu söyledim arkadaşlar, 85 TL son derece önemli bir direnç bölgesi. Eğer burası yukarı yönlü aşılamazsa 75 ve 70'lere doğru bir gevşeme gelebilir. O yüzden 85 TL yukarı yönlü kırılmadıkça bu bölge yüksek riskli satış bölgesidir diye söylemiştik. Toparlayalım. Şimdi fiyatlarda 57 TL aşılırsa 69 TL, 69 TL aşılırsa 85 TL direnç bölgelerine gitme potansiyelimiz var. Bugün bunlar önemsiz gelebilir ama bir gün kale seramik yükseliş trendine tekrardan başladığında lütfen bu değerleri unutmayın. Bu değerler yatayda bir direnç hattı olduğundan dolayı değişmez direnç bölgeleri olarak kalacaktır. Ajandanıza yazın ve bu bölgelere fiyatlar geldiğinde yakından takip edin arkadaşlar. 57 TL, 69, 70 TL civarı ve 85 TL civarı önemli direnç bölgesi olarak önümüzdeki vadelerde karşımıza gelecektir. Şimdi fiyatlarda şu anda baskılanma görüyoruz. Kanalın orta bandına daha önce 2-3 kez bu bölgelerde değmiş ve dönmüş. Şimdi değmeden döndüğünü görüyoruz. Eğer fiyatlarda baskılama olursa kanal orta bandı düşen bir trend olduğundan dolayı hangi zamansallıkta fiyatlar kanal orta bandına gelirse oradan ekleme yapmak doğru bir strateji olabilir arkadaşlar. Ama şu anda fiyatlar direnç bölgesinden aşağı doğru düştüğünden dolayı ve sert düşüş olduğundan dolayı yukarı yönlü tepki hareketleri olabilir. 57 TL yukarı yönlü aşılmadıkça kale seramikte fiyatlar ucuz diye alım yapmak doğru bir strateji olmayacaktır. O yüzden düşüşler bir süre daha tepkili bir şekilde devam edebilir. Yükseliş trendine girecekse 57'nin üzerinde kapanış olması lazım. Aksi halde 35'lere doğru fiyatların gevşeme riski var. Tabi burası 35 diye söylediğimiz bölge, bakın düşen bir trend olduğundan dolayı ne zaman bu bölgeye gelecekse o zaman bunun dip noktası burasıdır diyebiliriz. Yani 19 Ağustos'ta bakın fiyatlarda bir dip bölgesi görülecekse 34.85, 34.80 olarak görülüyor. Yani fiyatlarda bu bölge gelirse alım yaparsın. Bu bölge gelmedikçe de sakince beklemek daha doğrudur ya da 57'nin üzerine çıkarsa o zaman alım yapabilirsin. Güçlü bir direnç aşılmış oluyor. Direncin aşılmasıyla birlikte fiyatlarda yukarı yönlü hareketlilik devam etmesi bekleniyor. Şimdi yaz aylarında fiyatlarda aşağı yukarı dalgalanmalar olsa da genel itibariyle yazın piyasa yapıcılar tatil yapıyor arkadaşlar. Piyasa yapıcılar yazın bir yükseliş trendi getirmiyor. Önümüzde yani Eylül ayında Amerika'nın faiz indirimi durumu oluştuğundan dolayı Eylül ayından sonra yani faizler indirildikten sonra bir kış rallisinin gelme ihtimali son derece yüksek. Yani faizler indirilene kadar piyasada para olmayacağından yani Amerika'nın dolar basmayacağından dolayı belki bir baskılanma durumu olabilir ama faizlerin Amerika'da indirilmesiyle birlikte piyasaya dolar basılacağından bir bolluk ortamı oluşacağından dolayı riskli yatırımlara bu basılan paraların girmesiyle kaynaklı Eylül ayından sonra bir kış rallisinin gelmesini bekliyorum. O süreçte de kale seramik gibi ucuz kalan hisse senetlerinin daha yüksek seviyelere gitmesini bekliyorum. Ama bu Ağustos'ta mı başlar, Eylül'ün ortasında mı başlar, sonunda mı başlar bunu bilemem. Bunu da tekniğe göre hareket etmek lazım. Teknik 57'nin üstüne atarsa al diyor. 57'nin üstüne atmadığı sürece kanal orta bandına kadar 35 TL'lere kadar sakince bekle diyor. Şu anki görüntülerden ben bunu görüyorum ve sizlere bunu anlatıyorum. Daha iyisini bilen varsa lütfen kendi yatırımlarını kendisi yapsın. Buradaki bilgileri beğeniyorsa çizebilir ve bu çizimlerle birlikte yeni analizler, yeni stratejiler kendisini oluşturabilir. Nacizane ben ne biliyorsam onları yatırım tavsiyesi olmadan anlatmaya çalışıyorum. Şu an itibariyle aşağı yukarı tepki hareketleri gelebilir. Yani bir 50 TL denemesi kale seramikte olabilir arkadaşlar. 57 kırılmadıkça da al pozisyonu oluşmayacaktır. Şu anda bakın burada yataydaki destekte tutunduğumuzu görüyoruz ama bir al pozisyonu oluştuğunu görmüyoruz. Ağustos'u bir görmek lazım. Fiyatlamalarda neler oluyor onları bir görmek lazım. Yaz ayının bittiğini bir görmek lazım kale seramik açısından. Sonrasında karar vermek daha doğrudur. Şu an için biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Ben kale seramiğin eski günlerine geri döneceğini, buradaki sert yükselişin bir konsolidasyon baskılama sürecinin devam ettiğini, bu süreç bittikten sonra daha güzel yükselişler yapacağını şahsen bekliyorum. Ama şu an itibariyle maalesef
maalesef bize bir yükseliş trendi vaat etmiyor arkadaşlar. 57 kırılmadıkça bir yükseliş trendi gelmesini beklemiyorum. 57'nin üzerine eğer fiyatlar atabilirse bakın önemli bir yatay direnci açtığından dolayı o zaman 69 ve 85 TL trendleri oluşabilir. Ama bu bölge kırılmadıkça da 35 TL'ye düşmez diyebilmek mümkün değildir. Benim görüşlerim bu şekilde. Lütfen videoları beğenerek ve abone olarak izlerseniz daha fazla kale seramik hissesinde burada görüşürüz. Aksi halde beğenmediğinizi düşünürüm ve daha az kale seramik hissesiyle görüşmek zorunda kalırız. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.